Sevgili dostlar merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün inşallah sizlere çok önemli bir korunma duasını paylaşacağım. İnşallah. Etrafımızdaki kötü insanlar bize zarar veremesin ister miyiz? İsteriz, kim istemez? Kötü insanlardan, düşmanlardan, zalimlerden, bunların şerlerinden, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanların şerlerinden, sihirlerden, büyülerden, musallatlardan, kötü gözlerden, nazarlardan, hasetlerden, fesatlardan Allahu Teala'nın muhafazası altına girmek istersek değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Enes bin Malik radıyallahu anh'a öğrettiği bir dua var. O kadar güzel bir dua ki hocam, sabah akşam bu duayı 3 defa okursa hiçbir şey ona zarar veremez buyuruluyor. Bakar mısın? O kadar da kısa ki bir satırcık bir dua, sabah diyor 3 defa, akşam 3 defa okursa hiçbir şey ona zarar veremez. Allah Allah. Ne kadar güzel bir müjde bu. İnşallah duaya geçmeden önce değerli dostlarım, sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ben de size bu güzel duayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjde ile sahabeye öğrettiği ve onlardan dalga dalga günümüze kadar ulaşmış bu duayı sizlerle paylaşmış olayım. Videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım inşallah ve duaya kulak verelim. Sevgili dostlar duamız şöyle. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ'i ve huve's-semî'ul alîm. Sadakallahu lazim. Bir daha söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî lâ yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ'i ve huve semi'ul alim. Bak ne kadar güzel ya. Duayı görüyor musun? Peygamberimiz tavsiye etti ha bunu. Şöyle ekrana yazalım bu duayı. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ. Ve huve semi'ul alim. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ ve huve's-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ ve huve's-semî'ul alîm. Ne yapacağız bunu? 3 tane sabahleyin, 3 tane akşamleyin okuyacağız. Abdestli olsan güzel olur. E hocam abdestsizken okusam bir şey olur mu? Olmaz. Okuyabilirsiniz. Ama duadır. Usulen eğer müsaitsek abdestli okumak daha güzel olur. Eftal olandır yani. Bu çok önemli bir olaydır. Korunma duası. Her kim diyor sabah 3 tane, akşam 3 tane bu duayı okursa hiç kimsenin ona yolu yoktur buyurdu. Yani ne zehir, ne sihir, ne zalim bir kişi ona zarar veremez diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik radıyallahu an efendimize bu duayı öğretmiş kardeşler. Sabah namazında camilere giderseniz özellikle namazdan sonra Haşr suresinin sonu okunuyor yani Huvallahüllezî. Ona başlamadan önce hoca efendiler şöyle okurlar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم diye okurlar. Yani bunu da o duanın, şimdi biz buna terminolojide intro diyoruz ama duanın o giriş bölümüne
bu Resulullah'ın müjdesini ilave ederler, o şekilde okurlar. Allah Celle Celaluhu makbul eylesin. Allah'ım sizlere güzellikler ihsan eylesin. Şimdi bu duayı paylaşmışken şöyle bir haceti, şöyle bir duayı sizlerle paylaşmak da içimden geliyor. Amin derseniz eğer kardeşlerim. Hatta böyle dualar paylaştığım zaman görüyorum yorumlarda aminler böyle coşuyor. Allah razı olsun. Yorumlarda aminler, güller, kalpler, güzel emojiler görüyorum yani. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sizlere. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden, sellerden, yangınlardan, zelzelelerden, kötü insanlardan, zararlı bakışlardan, kötü ruhlu varlıklardan, nazardan, sihirden, musallatlardan sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, senden ne istediyse biz de isteriz. Nasip eyle ya Rabbi. Ve Efendimiz Aleyhisselam nelerden sana sığındıysa onların cümlesinden bizler de sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, videomuzu faydalı gördüyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun inşallah. Bildirimleri açın ki daha sonraki videolar yüklendiğinde, dualar yüklendiğinde hemen size inşallah bildirim gelsin. Zili açmayı unutmayın inşallah. Kardeşler, şuraya bir video daha bırakıyorum. İnşallah onu da izlemeyi unutmayın. Yeni bir sohbette, yeni bir duada, yeni bir hasbihalde yine buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.